Teşekkür ederiz Didem Hanım. Sataşma yok başkan. Projeler konuşulacaksa, ulusal meseleler konuşulacaksa biz alasını konuşuruz. Meclis böyle çalışamaz. Şöyle, biz Şişli'nin sorunlarını konuşacağız. Tabii Şişli'nin sorunlarını konuşacağız. Şişli, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ilçesi. Dolayısıyla ülkenin gündemlerinden bağımsız bir şey yaşamıyoruz hiçbirimiz. Bu ülkenin gündemleri, bu ülkenin kendi konularının dışında bir cumhuriyet yaşamıyoruz. Öyle değil mi başkanım? Yani ülkenin kendi sıkıntılarını burada görmezden gelen bir siyaset hattını örmeyi düşünüyorsanız o bizim kendi kendimize burada evcilik oynamıyoruz. Ülkenin gerçek konularına ilişkin burada siyaset yapmak zorundayız. İşte buyurun yapın efendim. Şişli'nin sorunlarını konuşmuyoruz. Şişli'nin hizmetlerini konuşmuyoruz. Çünkü Şişli'nin hizmetlerine koşamıyorsunuz. Bütçeniz buna müsait değil. Çünkü bütçenizin %95'i cari harcamalara gidiyor. %5'i ancak yatırıma gidiyor. Başkanım rahat olun. Bunu nasıl aşarız diye konuşmuyoruz. Siz rahat olun. AK Parti'nin 22 yılda yapmış olduğu büyük hizmetle tenkitle AK Parti 22 yıldır yaptı. Büyük hizmetler evet. Şişli. Tırnak içerisinde büyük hizmetler Şişli'yi bu hale getiriyor. Yani hükümetin eğitimle alakalı yapılan hizmetleri konuşacağız. Tabii mutlaka. Metrekare konuşursunuz. Yaptığınız, açtığınız hastanelerin metrekaresini konuşursunuz. Binaların metrekaresini konuşursunuz. Başka da bir şey konuşamazsınız. Şişli'nin okullarını boyayamayan bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bahsediyoruz. Başkanım herkes her şeyi görüyor. Vatandaş, yurttaş gerçeği görüyor. Vallahi bütün yani hiç okulların, okulların boyası, badanası yerel yönetimler tarafından yapılıyor. Yok öyle bir şey. Geçen dönem onu siz yapamadınız. Yok, AK Partili belediyeler yaptı, Büyükşehir Belediyesi yaptı. Burada muhtarlarımız var, onlara şahit. Biz her şeyi yaparız. Vatandaşımızın gerçek sıkıntılarını, sorunlarını görürüz, üretiriz. Bizim şu anda yaptığımız ne? Yereldeki gıdanız, Sayın Başkan. Şişli'de bir tane sağlıklı konut üretilememiş. Kentsel dönüşüm projesi yapılamamış. Üretiyorsunuz işte. Üretiyorsunuz işte. Rezavanın ilan edilmiş. Neden üretiyorsunuz? Anlatsanıza başkanım. Rezavanın anlatsanıza. Karşıda üretiyorsunuz. Arkada üretiyorsunuz 650 metrekare. Çok sağlıklı konut üretiyorsunuz. Anlatsanıza. Tabii orası bunlar yani, bakımlı. Bakın vicdanınız varsa bunları anlatın. Bu vicdanınız varsa bunları anlatın. Müşteri. Yapmayın gözünüzü seveyim. Çok müşteri. Eğer sağlıklı siz konuttan bahsediyorsanız. Siz İstanbul'da üzere kentsel dönüşümde Sayın depremden başkanım. Bahsediyorsunuz. Depreme matup bir karış mesafe alamadım. Ha, siz bir aldınız. Karış. Ne güzel siz bir aldınız. Karış. Biz Türkiye'yi baştan aşağı örüyoruz. Allah ne güzel evet. Şöyle. Sizin döneminizde yaptığı projeler var. Sizin döneminizde yaptığı projeler var. Şimdi konu benim konu. Edelim. Başkanım 636 ile Şişli ilan ettiğiniz liste alanları sağladığınız imarları burada konuşmaya cesaretiniz varsa alasını konuşun. Alasını konuşun çıkamazsınız meclis. Konuşalım çıkamazsınız. 40 yılın 35 yılını siz idare ediyorsunuz. Sizin zihniyet idare ediyor ama reddini nasıl yapıyorsunuz? Valla 22 yılda bu ülkeyi 100 yıl geriye götürdünüz Allah'a şükür yani. 22 yılda 100 yıl geriye götürdünüz bu ülkeyi. Neyse buyurun hocam. Buyurun hocam. Turgut hocam. Olmadığı için, çanta alamadığı için, okula gidip yiyecek bulamadığı için, annesi besleme çantasına yiyecek koyamadığı için bugün okula başlayamayan çocuklar var. Haftaya da başlayamayacak çocuklar. Dolayısıyla biraz önce Sayın Başkanım dediği gibi eğer biz konuşacaksak nereye hizmet ediyorsunuz diye bir soru soruldu. Biz buraya hizmet ediyoruz. Başka bir yere hizmet etmede hiç derdimiz yok. Şimdi devletlerin iki temel görevi vardır. Bunlar yol yapmak, inşaat yapmak, hastane yapmak ikinci kısımdadır. Havaalanı yapmak ikinci kısımdadır. Ama asıl görevi sağlıklı nesiller yetiştirmek ve bu nesillerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bugün dünyanın çağdaş ülkelerine baktığımız zaman bu anlamda ne sağlık alanında ne de eğitim alanında Türkiye Devleti'nin bu hizmetleri yerine getiremediğini çok net bir şekilde görüyoruz. Maalesef derin yoksulluk ve onun yarattığı büyük sorunlarla boğuşan halkın hep yanındayız ve yanında da olmaya devam edeceğiz. Öncelikli olarak bizim alanımız, yani nelere hizmet ediyoruz, neye hizmet ediyoruz mantığının tek bir cevabı var. Biz yoksullukla ve sosyal eşitlikle bir şekilde bunu sağlamaya çalışacağız. CHP'li belediyeler olarak eğitim öğretimi yılı başlarken bu anlamda birçok proje yapıyoruz. Türkiye'nin birçok bölgesindeki bütün belediyelerimiz birbirleriyle yarışıyor ama ben bugün sizlere özellikle Şişli Belediyesi olarak yaptığımız işlerden bahsetmek istedim. Öncelikle başkanımız da biraz önce söylediği gibi bir öğün bizden kampanyası da okula ki OECD verilerine göre her 5 çocuktan biri okula aç gitmektedir Türkiye'de. Biz ilk başta birinci adımda 1000 öğrenciye günlük olarak ücretsiz bir öğün yemek sağlamaya başlıyoruz. 16 Eylül'den itibaren bu hizmetimizi başlatıyoruz. İkincisi bugün çocuklar okula gittikleri zaman ben döviz göstermeyeceğim kimseye. Ben bir ürün göstereceğim.
Bugün sabah okullarına başladığı zaman çocuklarımız masalarında bunu gördüler. Şişli Belediyesi'nin kırtasiye seti. Her çocuğumuz, bu yıl 2500 çocuğumuz okula başlarken masasının üzerinde kalemini, defterini, hiç ailesine yük olmadan çantasını, her şeyini masasının üzerinde buldu. Ben başkanımı ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum bu hizmetten dolayı. Üçüncüsü, okullara hizmet etmek istedik. 35 okulumuzu direkt boyasından tamiratına, tadilatına, bahçe düzenine kadar bütün alanlarını ilçe belediyesi olarak yaptık, bitirdik ve çocuklarımızı tertemiz okullara bugün itibariyle ve haftaya okullara başlatacağız. Türkiye'de ilk kez bir proje başlattık ve çok önemli bir projedir. Bugün de zannediyorum meclisimizin görüşüne açılacak. Önerimiz şudur, bir okul temizlik şefliği kuruyoruz ve Türkiye'de ilk kez bir ilçe belediyesi her okulda çocukların temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim almaları için okula bir temizlik görevlisi vereceğiz belediyemiz adına ve okuldaki bu temizlik ihtiyacı, Özde Didem Başkanımız saydığı gibi okulların artık karşılayamadığı, çocukların bir annenin dediği gibi eve zor yetişiyor çocuk dediği ortamdan artık kendi okulunda ihtiyacını gidereceği bir şeye dönüşeceğiz, imkanı dönüştüreceğiz. Üçüncüsü, üniversiteleri unutmadık. Üniversitelere bu yıl ilk kez Şişli'de yaşayan ve üniversiteyi kazanan 1000 öğrenci bize üniversiteye başlama ilk bursunu vereceğiz. 15 bin TL bu bursu çocuklarımıza sağlayacağız ve onların o üniversiteye başlarken sıkıntılarını çözmek için bu adımı atmış olacağız. Bir diğer projemiz öğrenci ev projesi de Şişli'de ikamet eden ya da üniversite Şişli olan öğrencilerimize günlük ücretsiz öğünler sunacağız. Bu öğünlerle ilgili başladığımızda, üniversite başladığında çocuklarımız, maddi sorunları yaşayan öğrencilerimiz gidip rahatlıkla bir öğün yemeklerini burada yiyebilecekler. Bunun dışında yıl boyunca okullarımızın bütün ihtiyaçlarının yanında olacağız. Sadece geçen yıl 914 ihtiyaç belirtilmiş belediyemize ve 894 tanesi belediyemiz tarafından karşılanmış. Gördüğünüz gibi Milli Eğitim bütün ihtiyaçlarını da belediye olarak karşılıyoruz. Ayrıca İstanbul Diş Hekimler Odası ile birlikte bir diş sağlığı taraması programı başlatıyoruz yakın zamanda. Ve bir müjde de buradan Şehit Fahrettin Yavuz İlkokulu'na vermek istiyorum. Uzun yıllardır bu okulun bahçesi yoktu. Sayın Başkanım bu okulun bahçesini yanında bulunan alanları da kapsayacak şekilde düzenledi ve 16'da bu okulun bahçesini bir bahçeli okul olarak eğitim öğretimi açılmasının keyfini yaşayacağız. Sayın Meclis üyeleri, sosyal belediyecilik anlayışta kent sahiplerinin öncelikli ihtiyaçlarına koşmaya çalışıyoruz. Okul masraflarını ve hane bütçesinden bu masrafları en azından azaltmaya çalışıyoruz. Şişli Belediyesi olarak eğitime yapılan her yatırımın ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak, her bir öğrencimizin potansiyelini ortaya çıkarmak için attığımız bu adımlar sosyal belediyecinin gereğidir ve biz de bu görevimiz olarak görüyoruz. Biz çocuklarımızın yanında olmaktan, onların hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine katkı sunmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Bu vesileyle öncelikle emeği geçen başta Başkanımız Resul Arma Şahan olmak üzere tüm personelimize şükranlarımızı arz ediyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ben de bu konuda katkı koyan, bize destek olan hem ilçe milli eğitime, hem bütün bürokratlarıma, hem çalışan tüm arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma, tüm zorluklara rağmen çalışan tüm mesai arkadaşlarıma, personelimize çok teşekkür ederim. Takipçisi olacağız bu işlerin. Buyurun Kadir Bey. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyelerimiz, neredeyse sizi dinleyenler, Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmıyor, Şişli Belediyesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işlerini yapıyor gibi bir tavır ortaya koydunuz. O çok acımasız bir tavır. Evet, yerel belediyeler biraz önce Grup Başkan Vekilimiz de söylediği gibi kendi bölgesinde bulunan okullara destek veriyor. Diğer dönemlerde, belli dönemlerde Şişli Belediyesi de vermiş idi ama geçen dönem herhangi bir tadilat, tamirat yapılmamıştı. Yapılması doğru çünkü bu bölgenin çocukları, bu ilçenin çocukları orada okuyor. Bu ilçede biz de aldığımız vergilerle Şişli Belediyesi duruyor ayakta. Neticede kimse babasının parasını götürüp buraya vermiyor. Ben Grup Başkan Vekilimizin konuşmasını tabii edeple dinledim ama AK Parti, AKP değil, bunu özellikle belirtmek isterim. Yani burada 22 yıldır iktidar olmuş bir partiden bahsediyoruz. Biz saygı duymak zorundayız insanlara. Yani bu tavır hoş bir tavır değil. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ismini başka bir şekilde deyimlendiremiyorsam burada AK Parti'nin de ismini altını çizerek 22 yıldır iktidar olan halkın %50'sinden fazlasının oyuna teveccüh gösteren bir partiyi böyle konuşulmasını doğru bulmuyorum. Fahrettin Yavuz İlköğretim Okulu'nun bahçesini geçen sene biz bakanlık vasfıyla yıktık.
sanki yeniden başlanmış, yeniden yapılmış bir iş gibi lanse etmenin bir gereği yok. Evet, siz güzel şeyler yapıyorsanız, tamamlıyorsanız takdir ederiz, teşekkür ederiz. Ama geçen dönem, bizim dönemimizde bakanlıkla yapılan çalışmalarla birlikte İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla yıkılmış ve temizlenmişti, o alan açılmıştı. Ama Resul Emrah Şah'ın başkanımız bu dönem orayı okula katıyorsa, zaten katılacaktı, katılıyorsa, o katılmaya da destek veriyorsa AK Parti grubu olarak teşekkür ederiz. Eğitimde gelen alanı yaş olarak hepimiz biliyoruz. Öğretmenlerin pazarda limon sattığı dönemleri de biliyoruz. İnsanların kitap alamadıkları dönemleri de biliyoruz. Evet, bir set getirmişsiniz, masaya koymuşsunuz, teşekkür ediyoruz. Ama AK Parti'de bütün öğrencilerimizin kitaplarını daha okullar açılmadan masanın üzerine koydu, onlara da söylemenizi beklerdik. Burada siyasi olarak birbirimize gol atacak değiliz. Bakın, bunun altını bir daha çizerek söylüyorum. Burası Şişli Belediyesi ve Şişli Belediyesi ve biz de Şişli Belediye Meclis üyeleriyiz. Genel siyasete girersek bizim yaptıklarımız ortada, zaten vatandaş takdir ediyor. Ama yerelde halk bize oy veriyor ve diyor ki git kardeşim Şişli Belediye Meclisi'nde bizim sorunlarımızı tartış. Geçen biz Kuştepe'de birlikteydik başkanımla birlikte. Orada bir vatandaş çıktı, şöyle bir cümle sordu. Başkanım dedi, her yere sizin yetişme gibi bir şansınız yok. Bu seçtiğiniz meclis üyeleri dedi 19 Mayıs'ta aerobik yapmak için mi var dedi. Dedi başkan, yok tabii, biz de meclis üyeleri olarak çalışacağız. Söylemleri buraya getireceğiz ama buradan genel siyasete giderek Şişli Belediyesi'nin yapamadıklarını göz ardı etmenin bir anlamı yok. Burada grup başkan vekilimiz güzel bir söz söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum ve katılıyorum. Burada biz Şişli Belediyesi'nin sorunlarını nasıl çözebiliriz? Bu çıkmazdan nasıl çıkabiliriz? Daha çok nasıl hizmet götürebiliriz? Onu konuşmamız lazım. Sen onu yaptın, ben bunu yaptım, ben sana AKP dedim, sen bana CHP dedim dersek burada akşam olur. Sadece gidersiniz eve, dersiniz ki ben bugün AK Parti'ye laf soktum, başka hiçbir şey olmaz. Teşekkür ediyorum. Tamam, aynı yerdeyiz. Ben de aynı yerdeyim zaten. Ama şunda ısrarcıyız. Şişli başka bir yerde yaşamıyoruz. Türkiye'de yaşıyoruz. Yani bütün bu sıkıntılar, bugün okullarla ilgili konuştuğumuz şey, bugün Gezici Kent Lokantası, bugün Kent Kafe, Mekik, ne diyorsanız. Yani her şey bu ülkenin mevcut siyasi iktidarının yarattığı sorunların bir tezahürüdür efendim. Dolayısıyla bunu koymadan bir şey yapamayız. Bunların çözümü için E1 ile çözmek zorundayız. Burada da hemfikirim. Yani burada da kutuplaştırmadan, ötekileştirmeden, birlikte Şişli için kim ne yapacaksa, ben aynı şeyi Kuştepe'de söyledim, MŞP'de söyledim, başka yerde söyledim, burada da hemfikiriz. Ama sadece böyle ayrıştırarak Şişli'yi konuşalım. Burası siyaset yapıyoruz, burada siyaset yapacağız. Ama doğru yapacağız. Kutuplaştırmadan öte ve gerçekleri konuşacağız. Gerçekten hakikati ve gerçekleri konuşacağız. Biz yerelde iktidar bir partiyiz artık. Yerelde iktidar bir parti olarak bu ülkenin sorunlarına ilişkin her yerde söylüyorum. Patlak lastiğe yama yapıyoruz. Yama yapıyoruz. Lastik değişene kadar yama yapıyoruz. Ben istemezdim belediye başkanı olduktan sonra ilk 4 ay içerisinde kent lokantasını anılmak, emekliye yardımla anılmak istemezdim valla. Yani bu hepimiz için acı bir durum yani. Yoksullukla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ben isterdim ki kentsel dönüşümle ilgili, planlama ile ilgili şu 4 ayda yapıcı şeyleri konuşalım. Daha aktif planlama aklına ilişkin bir şey konuşalım. Ama sokağın bir sıkıntısı var ya. Siz de sokaktasınız, biz de sokaktayız. Yani sokak gerçekten yanıyor. İnsanların bir derdi var. Bu derdine hızlıca dokunmamız lazım. Hızlıca müdahale etmemiz lazım. Yaralara merhem olmamız lazım. Bu maalesef bu patlak lastiğin bazı alanlarına yama yapmak zorundayız. Burada da kavgaya, gürültüye, ötekileştirmeye, kıyamete gerek yok. Gerçekleri konuşalım, bırakalım, yapacağımız işlere bakalım.